Video başlığından da görüldüğü üzere konumuz tiryak. Genellikle devre kartları üzerinde bu formda görünüyor. Onun dışında şaseye bağlanan ve daha yüksek güçlerde olan BTA-40 modeli var. Şu modelin ne olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir koda sahip olabilir. Çok daha yüksek güçlere çıkılmak istendiğinde zaten tiryak kullanılmıyor. Bunun yerine iki tane ters paralel birbirine bağlanan tristörler kullanılıyor. Sembolüsüne bakarsak bu şekilde 3 üçlü bir eleman zaten. Gate ve anot 1 arasında iletime geçiriliyor. Her ne kadar içerisinde iki tane ters paralel birbirine bağlı tristör var desek de bu bağlantı özel bir bağlantı olduğu için üreten firmanın belirttiği üzere gate ve A1 üzerinde iletime geçiriliyor. Aslında mantıken düşündüğünüz zaman hani A1 veya A2 fark etmemesi lazım. Ama her zaman diyorum biz her ne kadar bunu bu şekilde sınıflandırsak da içerideki bağlantı kristal yapı daha özel bir yapı ve firmalar bu şekilde üretiyorlar bunu. İşte bu iki tane tristörün birbiriyle ters paralel bağlanmasından böyle bir sembol ortaya çıkmış. Çalışma prensibini tristör üzerinden anlatırsam daha iyi anlaşılacak. Burada bir tane tristör görüyorsunuz. Uyartım için bir tane kaynak var. Alıcı beslenme için bir tane kaynak var. Normal şartlarda bu devreye butonu bastığımda bu devrede benim tristörüm iletime geçiyor ve alıcı akımı tristör üzerinden akıyor. Butondan parmağım yani çeksem dahi artık tristörümü uyarmasam dahi bu noktada bir kere uyartıma geçirdiğim için tristörüm hep uyartımda kalıyor. Dolayısıyla bu kaynağı buradan çıkarıp buraya alternatif bir gerilim kaynağı koysam, yani yukarıdaki gibi sürekli artı max ve eksi max üzerinde salınım yapan bir kaynak koysam, benim her artı max'ta giden düzlemde benim tristörümü uyarmam gerekecekti. İşte bu kontrol zorluğundan kaynaklı olarak geliştirilen bir eleman tiryak. Keza burada da aynı şekilde ben DC kaynağımı çıkartıp bunun yerine DC 2 kaynağımı takarsam tristörümü ters gerilim altında uyartmaya çalışacağım için tristörüm benim diyot yapısında olduğu için iletime geçemeyecek. Dolayısıyla eksi alternansları da geçirmesi için bunun paraleline ters bir tristör bağlandığını düşünün. Karakteristik eğrisi hemen hemen zaten tristörle aynı. Sürekli tristör diyorum ama bu konu önemli. Tiryağı anlayabilmek için tristörü bilmek gerekiyor. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz eğriye bakarsak ileri yönde tiryağın dayanabileceği maksimum voltaja kadar tiryak sürekli uyartım vermediğim anda yalıtımda kalıyor. Ve ters yönde de aynı şekilde yani alternansım eksi maksta hareket ettiğinde de aynı şekilde uyartım vermezsem kırılma gerilimine kadar yani tiryağın dayanabileceği maksimum gerilime kadar yalıtımda kalıyor. Ben bu gerilim aşamalarının herhangi bir noktasında uyartım verirsem fark etmeden yani artı maksa çıkarken, artı maksa çıktığında, eksi maksa çıkarken veya çıktığında yarıda, ortada neresindeyse verirsem bu noktalarda benim tiryağım iletime geçip artık ileri ve geri yönde de iletimde olacak. Burada çok basit bir test devresi var. Bunu herhangi bir tiryak için çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bir tane uyartım için kaynak, bir tane de alıcıyı beslemek için kaynak var. Burada alternatif akım kaynağı tercih etmedim yani. Neden? Çünkü eğer alternatif gerilim kaynağı bağlarsanız sizin gözünüze kalıyor test etme şekli. Ya da bir tane osiloskop bulup bu şekilde test etme çalışmanız gerekiyor. Demin bahsettiğim gibi iki tane ters paralel tristörden oluşuyor. Burada kaynağın yönünü değiştirerek aslında tristörlerin her birini ayrı ayrı test etmiş oluyorsunuz. Genelde şu soruluyor işte tiryak yerine yani tristör yerine tiryak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz diyorum fakat bu çok elverişli bir durum değil. Çünkü tiryak iki tane tristörden oluşan bir durum ve bunu doğru akımda kullanmaya çalışırsanız tiryağın bir bölümü sürekli yatacaktır. Yani bu tarafını kullanmamış olacaksınız. Dolayısıyla tiryaktan tam bir verim almamış olacaksınız.
Burada da görüldüğü üzere kaynağı öbür tarafa çevirip tekrar triyan besleminde gene iletime geçebiliyorsa triyam sağlamdır diyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. Gate ve A1 arasında iletime geçirme yöntemi ve sadece gerçi onu mu almışız? Tamam, öyle olsun. Burada gördüğünüz üzere triyağın üzerinden geçecek akımın yönü ve uyartının üzerinden geçecek akımın yönleri aynı olduğunda çok rahatlıkla iletime geçirebiliyorsunuz. Fakat aynı şekilde burada da yani triyağın üzerinden ve geçecek olan akım ile uyartım akımının yönü aynı. Birbirlerine ters olduğunda bu durumlar, yani triyağın üzerinden geçecek akımın yönü bu şekilde olup uyartımın yönü bu şekilde ters olduğunda gene bunları iletime geçirebiliyorsunuz. Fakat arasındaki tek fark, yani yukarıdaki devre ile aşağıdaki devrenin arasındaki tek fark, burada triyağı iletime geçirebilmek için iki kat daha fazla akıma ihtiyacınız oluyor. Onun dışında bir fark yok. Nasıl uyartabiliriz peki alternatif gerilimde triyağımızı? Öncelikle belirtmem gerekir ki bir tane diyak denen bir devre elemanımız var. Bunları zaten uyartım elemanları diye bir başlıkta inceleyeceğiz tekrar. Diyak tamamen özel üretilmiş, sadece triyağı uyarmak için üretilmiş bir devre elemanı diyebilirim. Hatta bünyesinde bir triyak, bir de diyak barındıran devre elemanları dahi var. Bunlara da kuadrak deniyor. Belki ondan da bahsedebiliriz uyartım kısmında. Bir de iğne pas var. Aşağıda gördüğünüz iğne pas, yani alternatif gerilimin herhangi bir noktasında triyan gate'ine bir iğne pas uyguladığınızda o andan itibaren artık triyam iletime geçmiş oluyor. Ne yazık ki her sıfır noktasında gene benim triyam susmuş oluyor, yani yalıtıma geçmiş oluyor. Dolayısıyla sürekli benim bunu gene uyarmam gerekiyor. Düşük frekanslı kare dalga zaten hepinizin bildiği PWM tarzı kare dalgalar. Bunlarla da yine triyağımı iletime geçirebiliyorum. Seri ve paralel bağlantı diğer bütün yarı iletken nerede olduğu gibi, yani anahtarlama elemanlarının hepsinde olduğu gibi seri ve paralel bağlantı koşulları göz önünde bulundurulduğu sürece fark etmiyor, yapılabilir. İşte burada dikkat etmeniz gereken noktalar iç direnç farklılıkları, seri veya paralel bağlanmış elemanları aynı anda iletime geçirme sıkıntıları. Bunları yani açtığınız takdirde istediğiniz gibi seri ve paralel bağlayabilirsiniz. Fakat bu çok istenen bir durum değildir. Onu da belirteyim. Yani mecbur kalmadıkça böyle bir şey yapmayın. Bir büyük elemanı tercih etmeye çalışın. Bir de bizim kuralımız var. Biliyorsunuz yarı iletken anahtarlama elemanı seçerken %30 büyük değerde seçiyoruz. Örneğin devremizin akımı 100 amper çıktı. 130 amperlik bir anahtarlama elemanı alıyoruz. Ya da 100 voltta, 130 voltta çalışacak bir eleman seçiyoruz. Her yarı iletkende olduğu gibi bunda da ani değişen akım ve gerilime karşı koruma yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde içerideki kristal yapının dağılmasına sebebiyet verebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim istenmeyen şekilde davranmasına sebebiyet verebiliyorsunuz. Bu sorumluluk size ait. Yani firma belirtiyor işte DDT ve DVDT değerlerini. Fakat siz bunu illa ne yapacağınız diye bir şey yok. Yani düşük güçlerde, düşük frekanslarda falan çalışıyorsanız bu çok önemli değil. Profesyonel çalışıyorsanız, bunu önemsemeniz gerekiyorsa tabii ki koruma önlemlerini almanız gerekiyor. DIDT koruması biliyorsunuz seri bir tane bobinden oluşuyor ve bobin ani olan akım değişikliğini sönümleyerek elemanın yanmasının veya zarar görmesinin önüne geçiyor. DVDT koruması ise seri bir RC, yani elemana bağlanmış paralel bir RC devresi aslında. Bu da sizin geriliminizin ani değişiminde, ani yükselişinde daha doğrusu elemanın üzerine düşecek olan gerilimi sönümleyip elemanın zarar görmesini engelliyor. Genel olarak triyak konusunda bahsedebileceklerimiz bu kadar. Bundan sonra birkaç tane daha zannedersem şeyimiz var. Yarı iletken anahtarımız var.
Ondan sonra da uyartım elemanları ve pulse yalıtma yöntemleri falan gibi konulara değineceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.